gün yalnızım, hiçbir arkadaşım yok, sadece kendim için yemek yapacağım ve kendim için yapıyorsam en sevdiğim yemeği yapmak istiyorum. Benim için doğru olan annemin yaptığı halis mulis milli yemeğimiz olan İzmir köftesi. Sosu efsane yapacağız. Kasaba gidiyorsunuz, Döğüş'ten bana yarım kilo kıyma ver diyorsunuz. Bazı arkadaşlar diyor ki ya Koray çok az malzemeden yemek yapıyorsun. Arkadaşlar bizim kanalımız fakir bir kanal. Siz 1,5 kilodan yapın, 2 kilodan yapın, malzemeleri 3 ile 4 ile çarpın. Ne kadar kıyma kullanırsanız onun %15'i kadar, yani yarım kilo kıyma kullanıyorsanız 75 gram kadar galeta unu, benim kullanacağım gibi etimek veyahut da bayat ekmek, hemen bir gastronom küvet, gastronom küveti olmayan cam kase de kullanabilir, size kalmış şu 750 gramı yarım kiloya düşürelim. Evet. Rendemizin en ince tarafıyla, çünkü suyunu ayırmak istiyorum. Soğanınızı rendeleyin. Hayatınızın en iyi İzmir köftesini yiyor olabilirsiniz. Evet. Oo, inanılmaz acı. Resmen hüngür hüngür alıyorum ya. Duygusallaştım. Wow. Evet. 2 saniye şöyle üstünü kapatalım. Mutfak robotumuz toplam 3 dilime denk gelecek şekilde bayat ekmek veyahut da 75 grama denk gelecek şekilde etimek, galeta unu. Hadi onu da anlamıyorum Koray diyenler için. 3 yemek kaşığı galeta unu. Evet. Yeniden sahalara dönebiliriz. Bak 2 saniyede bile görüyor musunuz? Soğan hemen suyunu bırakmış. Harika. İlk başta soğanın suyuyla birlikte ekmek içini yumuşatıyoruz. Soğanı rendelim, ince eliyle rendelememiz tamamen suyunu çıkarttı ve böyle ekmekle birlikte lapa sulu bir malzeme elde etmemizi sağladı. Yumurtasını da kırıyoruz. Evet, harika. Eski esnaf lokantalarında nasıl yapılıyormuş? Nasıl o kadar lezzetli oluyormuş? Bir bakın şunun tadını yaparak. Ve anneannelerimiz nasıl bu kadar lezzetli yapıyormuş? Bir bakın bakalım. Şimdi daha bitmedi. Baharatlarını da atacağız. Hemen bir çay kaşığı tuz. Opsiyonel. Tuzu size kalmış. Karışmam. Bir çay kaşığı karabiber. Ama iki çay kaşığı kimyon. Evet, harika. Bak hala ekmekteyiz, görüyor musunuz? Hala kıymaya geçmedik. Şimdi sıra kıymada. İlk önce şu elimizdekini geçirelim. Eldivendekini. Evet, harika. Şimdi iyice yedir. İyice. Ne zamana kadar yoğuracağım? Tamamen bu ekmek parçalarını köfte ile iç içe girdiğini anladığınız zaman, gözükmediği zaman yoğurma işleminiz bitmiştir. Bakın 6-7 dakikadır, 8 dakikadır yoğurdum. En kıl olduğunuz adamı düşünün. Onu şöyle yerden yere vuruyormuş gibi. Evet. Bütün sinirinizi atın. Bütün sinirinizi. Seni bulacağım demiştim oğlum. Bütün sinirinizi çıkartın. Evet, harika. Şimdi kapatıyorum. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar, sosu hazırlayana kadar dolaba atalım. Kendini toplasın. Hem de o zamandan faydalanalım diye. Bu hemen dolaba. Hemen köftemiz bitti. Şimdi diyenler varsa Koray ben domatesi, patatesi, elma dilim şeklinde yapamıyorum. Arkadaşlar yapacağınız sadece şöyle ortadan ikiye bölmek, şöyle yatırmak, şuradan bir tane vurmak, bir de yandan şöyle vurmak. Bakın elma dilimler hazır, görüyor musunuz şeklinde. Bir tane daha yapalım. Şöyle ve şöyle. Görüyorsunuz değil mi? 2 saniye. Biberlerin kafasını istemiyoruz. 3'e böldük mü? Yeterli. Ortadan 2'ye bölüyorsunuz. Ortadan 2'ye böldüğünüzü de şöyle yanlamasına bir bıçak vuruyorsunuz, çeviriyorsunuz. Yine yanlamasına bir bıçak vuruyorsunuz. Diyelim ki bu kadar kalın istemiyorsunuz değil mi? Tamam, hiç sorun değil. Bir kez daha ortadan. Bak, olay bu.
Gördünüz mü? Sosla devam edelim. İyi gidiyoruz. Hızımız yerinde, moralimiz yüksek, keyfimiz yerinde. İsteyen tereyağı kullanabilir ama ben şu an tereyağı kullanmayacağım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve ayçiçek yağı karışımı yeterli. Bir yemek kaşığı domates salçası. Şu domateslerim vardı biliyorsunuz. Domatesimiz de hazır. İki tane sarımsağımız vardı. Onları da atıyoruz. Burada önemli nokta, salçayı sakın yakmayın. Harika. Şimdi bakın, yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Bu İzmir köftesi bile olsa sos yapıyoruz değil mi buna? Salçalı su değil. Sos olması için mutlaka un. Bir, bak. İki yemek kaşığı un. Un koymazsanız hayatta sos olmaz. Hayatta. İyice yedir. Şöyle görebilin diye. İki tane rendelediğimiz domates. Bir. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Korkmayın, çok olmaz. Buradaki top sizde. Eğer et suyunuz varsa muhteşem bir şey yersiniz. Et suyunuz yoksa tavuk suyu. Harika olur. Hafif kaynamaya başladığı anda şu bardakla 2 bardak atmıştık tavuk suyunu. 1 ve şöyle 2 bardak da sıcak su. Evet, artık kanalı izleyenler çok iyi biliyor. Sos yaparken en önemli nokta fokur fokur kaynamayacak. Yavaş yavaş kaynayacak. Yavaş yavaş. Sosumuz orada pişerken biz köftemizin durumuna bakalım. Bak, köftenin durumu bu. Görüyor musunuz? Bir 20 dakikada olsa dinlendi. Şimdi köfteyi ister böyle de yapabilirsiniz ya da evet, köfte hazır. Patates ve köfteleri ön kızartma yapmak için abartmadan ayçiçek yağı. Çünkü köfte girdiği zaman işin içine bir daha yağ kullanamayacağız. Şöyle kendimizden uzağa. Ne kadar da olsa zahmetli bir yemek. Annelerimiz önümüze getirdiği zaman hemen 5 dakikada yiyoruz. Ama oysa ki ev hanımları ne kadar çok uğraşıyor, farkında mısınız? Esasında en ağır işçiler, her zaman söylüyorum, ev hanımları bana göre. Önemli olan buradaki yağı çektirtmemek ama yağın lezzetini de köfteye aldırtmak. Evet, bir 5 dakika kadar oldu, artık çevirebiliriz. Bak şöyle istiyoruz, görüyor musunuz? İçi pişmemiş ama üstü sararmış. Çok yağda yapsaydık bunu çevirmemize gerek yoktu. Ama yağ da ziyan etmek istemiyorum ya açıkçası. Patateslerimiz tamam. Patateslerimizi alalım. Biberleri de şöyle bir... Evet, şöyle bir dakika sadece gösterdik. Yani hadi iki dakika olsun. Yarım kilo kıymadan ne kadar çok çıktı değil mi? Sadece yarım kilo var burada. Dikkat edin. 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane. Ya neden az kullandığımızı anladınız mı? Artık alabiliriz. Çünkü çok pişmesine ihtiyacımız yok. Kullanacağınız kabınızı şöyle biraz yağ. Her yerini yağla. Evet, müthiş. Bir patates. Kabıma göre ayarlıyorum. Bir patates daha. Görüyorsunuz değil mi? Bir köfte. Bir köfte daha. Domates. Domates. Şuraya da sarımsaklarımı atıyorum. Evet, harika. Nasıl etkili bir sos yaptığımızı yiyince anlayacaksınız. Ya diyeceksiniz ki Koray, bu kadar güzel İzmir köftesi ben daha önce yemedim. Şimdi bak Koray, bu köfteyle patates niye kaldı peki? Bunu isterseniz soğuduktan sonra buzluğa atabilirsiniz. Bu şekil çözdürüp
fırına koyup pişirebilirsiniz. Şoklanmış olur. Hani o marketlerde aldığınız şoklanmışlar var ya, aynı onun gibi olur. Veyahut da ertesi güne bir daha yiyebilirsiniz. Ben mahsustan böyle fazla yaptım ki yarın yine yiyebileyim diye. Yalnız köfte o kadar güzel oldu ki bak. Toplam 18 tane vardı. Bir tane yuvarladım zaten. Şunu da yiyeceğim. İki pişmemiş olsa bile. Harika bir şey ya. 200 derece altlı üstlü fanlı olarak 20-30 dakika kontrollü. Evet bak görüntü bu. Görüyorsunuz değil mi? Üstü nasıl muazzam pişmiş. Hatta hemen bakalım. Bak nasıl sulu solu. Suyu yeteri kadar çekmiş. Suyun kıvamını görüyor musunuz? Ufak detaylar ama önemli detaylar. Evet. Tabii ki suyu. Yoğurt. Kırarak kekik. Bak. Açın ağzınızı. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Patatesinden de alalım, biberinden de alalım. Açın ağzınızı. Evet. İnanılmaz sıcak. İnanılmaz. Size yemin ediyorum. Böyle bir şey olmaz. Bak. Şu suyu var ya şu suyu. Bak çorba gibi iç. Böyle bir şey olmaz ya. Vallahi insanın kendi yaptığına bu kadar lezzetli misin? Doğru mu diyeyim bilmiyorum ama ya bu kadar mı güzel olur be? Köfte bu kadar mı iyi olur? Pişmesindeki doğru kıvamı görüyor musunuz? Bak. Fırının etkisi nasıl? Bak keselim içini. Görüyorsunuz değil mi? İçinde en ufak bir yanma yok. Farkındasınız. Köfteye bakalım. Köftenin içini görüyorsunuz değil mi? Tamamen sulu ve kesinlikle yanma yok. Hepimizin eline sağlık. Her zamanki gibi hep beraber yaptık. Benim yaptığım gibi sosunu yapıp denemek isteyenler. Şimdiden afiyet olsun. Bu arada Hüseyin Yüksel gözümden kaçmıyor. Bu ara ortada yoksun. Zaman zaman yoklama alacağız. Hüseyin Yüksel. Otantik. Kebapçı Selahattin. Kebapçı Selahattin neredesin? Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.